Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün sigorta sektörünü konuşuyoruz. Pandemi dolayısıyla çok zor geçen 2020 yılını sigorta sektörü nasıl tamamlıyor? Önümüzdeki dönem beklentiler neler? Vaktimiz kaldıkça özel sektörün ve Türkiye ekonomisinin performansına da değineceğiz. Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı Haluk Dinçer sorularımızı cevaplayacak. Haluk Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tabii ki çok zor bir sene 2020 bütün sektörler için zor geçti global anlamda. Ama biz sigorta sektörüne odaklanırsak neler söylersiniz genel sektör için, daha sonra Sabancı Holding'in performansına geleceğim ama hangi konularda daha çok sektör zorlandı bu sene, pandemide neler oldu? Buyurun sizden dinleyelim. Pandemi tabii tüm sektörler olduğu için sigorta sektörü açısından da bir şok. Ama sigorta sektörü genel olarak ekonomik şoklara dirençli bir sektördür diyebiliriz. Yani talepteki azalmalardan etkilenmesi daha düşüktür. Büyümesini bu senede 2020 senesinde de sürdürmüştür. Türkiye'de malum penetrasyon sigortada oldukça düşük olduğu için her sene ekonomik büyümenin de birkaç puan üzerinde bir senede böyle olmuş. %17 bir elementer branşlarda, hayat dışı branşlarda %17'lik prim üretimi gerçekleşiyor ki bununla 60 milyarla yakın bir seviyede kapatacak sektör. Hayat branşlarında, risk hayat ağırlıklı hayat branşlarında da yine bu kredilerindeki gelişme dolayısıyla işte 40'lık büyümeyle 15-16 milyar seviyesinde kapatacak. Bireysel emeklilik tarafında iyi performans gösterdi. Tüm bireysel emeklilik fonları sektördeki böyle söyleyebiliriz. Orada %30'ların üzerinde bir artış, 50 milyar mertebesinde bir büyümeyle o da 165-170 milyar seviyesine kapatacak. Yani sektör direncini çok net bir şekilde gösterdi. De burada çalışanların çok fedakarlığı oldu. Teknolojik altyapının çok bir faydası oldu. Şirketlerin kendi teknolojik altyapıları. Hem de takdir edelim ki yeni iletişim altyapısı da burada ciddi bir rol oynadı. Sektör iyi kapatıyor, seneyi kötü kapatıyor. Söyleyemeyiz, diyemeyiz ama tabii riskler de içinde barındırıyor önümüzdeki döneme baktığımız zaman. Tabii ki. Peki holdingin performansına gelirsek, Sabancı Holding'in sigorta grubu nasıl bir performans gösterdi? Siz 2020'yi beklentiler çerçevesinde mi bitiriyorsunuz? Rakamlar açıklandıysa biraz da rakam paylaşabilir misiniz? Buyurun. Evet, yani Sabancı Holding, Sabancı topluluğu şirketleri, Sabancı Holding'e dahil olmak üzere hepsi 2-3 çeyrek sonuçlarını açıkladılar. Neredeyse hepsi tamamı halka açık şirketler. Performansları hepsinin oldukça iyi düzeyde. İkinci çeyrekte bazı zorlanmalar olmasına rağmen üçüncü çeyreği iyi kapattığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Sigorta şirketlerimiz de gayet başarılı şekilde kapattı. Aksigorta'nın ilk pazara paralel bir büyüme görüyoruz. %17'lik bir büyüme görüyoruz. İlk çeyrek itibariyle prim üretiminde karlılıkta %33 bir büyüme görüyoruz. Öz kaynak verimliğinde %40'ların çok üzerinde bir öz kaynak verimliği var. Mart ayında 200 milyon lira bir temettü dağıtmıştık. Bir kez daha yapabilirdik. Bir genel kurul toplamamız lazımdı ama malum temettüler ertelendi. Evet. Avivasa tarafına gelince Avivasa da gayet başarılı geçirdi. Bireysel emeklilik fon büyüklüğünde liderliğini sürdürdü bu senede ki bu sene sonu itibariyle 30 milyar lira rakamına ulaşmasını bekliyoruz. Prim üretiminde piyasa bu kredi hayattaki genişlemelerle %57'lik bir artış oldu üçüncü çeyrek itibariyle. Net kar seviyesinde %40 bir büyüme, keza öz kaynak verimliğinde %40'ların üzerinde bir performans. Temettü 160 milyon lira bir karar almıştık ama 100 milyon lirasını dağıttık. 60 milyon lirası bu 2021'in Ocak ayına kaldı. Dolayısıyla Sabancı Holding'in sigorta şirketlerinin de 2021 yılını diğer şirketlerde olduğu gibi başarılı geçirdiğini, gayet başarılı geçirdiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii burada bence en önemli olan çalışanların sağlığıydı. Zor şartlarda çalıştırdı. Bunun altını çizmek lazım. Yani biz tabii Sabancı olarak risk yönetiminde çok yetkin şirketlere sahibiz. Çok etkin risk komitelerimiz var. Yönetim kurulunu rapor eden ve bu Şubat ayından beri daha pandemi Türkiye'ye gelmeden gerekli hazırlıkları yapan veya hazırlıkları denetleyen, koordine eden diyelim risk komitelerimiz vardı. Risk yönetim sistemlerimiz vardı. Çalışanların sağlığını ön plana, iki çalışanı geride bırakmayacağız dedik. Çok şükür de geride bırakmadık. Çalışanlarımızla hala beraber çok şükür diyelim.
Evet, peki ben biraz BES tarafına, yani bireysel emeklilik tarafına ağırlıklı konuşmak istiyorum. Çünkü malum Türkiye'nin de en önemli sorunu tasarruf açığı ve BES'te tasarrufa yönelik bir sistem. Siz genel değerlendirdiniz ama şöyle diyelim, yani biz ne kadar yol kat ettik, yeteri kadar tatmin olabildik mi BES'teki büyümede ve bu tasarruflar açısından pandemi nasıl etkiledi? Yani biliyorsunuz malum kurlar yükseldi. Zaten bizim tasarruf yapmaya çok meyilli bir halkımız da yok. Yani bu pandeminin negatif etkileri nasıl oldu? Bireysel emeklilik sistemi her sene büyüyor. Her sene ortalama, yani son 10 seneye baktığınız zaman %25-30 civarı bir büyüme oldu. Bu sene de bunun civarında bir büyüme olacak. 170 milyar liralık bir büyüklük, belki Türkiye'deki varlıklar için, daha ne altı varlıklar içerisinde önemli bir büyüklük içerisinde önemli bir değil ama bardağın dolu tarafından bakarsanız da sıfırdan 170 milyar liraya gelmiş bir sektörü de önemsiz saymamak lazım. Biz 2023 yılında, bundan 10 sene önce 2023 yılı için, işte Cumhuriyet'in yılı için 300-400 milyar dendiği zaman herkes hayal gibi geliyordu ama oraya doğru gidiyoruz. Bizim 2023 rakamları sektörün, yani bireysel emekliliğin 400 milyon lira civarında, 400 milyar lira civarında olacak. Yine toplam ekonomisi 5 trilyon olduğuna göre çok önemli bir rakam değil ama bir yere doğru gidiyoruz. Şimdi pandemi nasıl etkiledi? Pandemide bireysel emeklilik hesabı olan, gönüllü bireysel emeklilik hesabı olan 7 milyon tasarruf sahibi var. Bunlar ödemelerini satmadılar. Yani bir anormallik görülmedi ödemelerde, hakkı paylarında. Fonlar da iyi performans gösterince, biraz önce söylediğim gibi %30'un üzerinde bir büyüme, 50 milyar lira bir ek bir tasarruf ortaya çıktı. Fakat Türkiye'de tabii tasarruf, 50 milyar lira tasarruf ne demek? Yani toplam milli gelirin %1'i. Bu o kadar da önemli bir büyük değil ama yine bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Olumlu etkilendi demek lazım. Tabii alınan ekonomik tedbirler esasında tasarrufu çok fazla yönlendirici değil. Kabul etmek lazım. Evet. Ekonomiye verilen, finşeriğin sonunda ve finşeriğin başında verilen büyük bir kredi genişlemesi doğaldır ki, yani ihracatla yiyemediğiniz zaman iç tüketimle büyümeniz lazım. Kredi genişlemesi sadece şirketlere, KOBİ'lere verilmedi. Aynı zamanda bireylere de verildi. Bu 1 trilyon liralık kredi genişlemesi doğaldır ki harcamaya da gitti. Baktığınız zaman yani elektronik ürünlere gitti, otomobile gitti, konuta gitti. Bunların fiyatlarında artış görüldü. Hatta otomotivde ikinci el fiyatlarında da ciddi artışlar görüldü. Bir taraftan altın da alındı. 20 milyar dolarlık da bir altın girişi var. 20 milyar doların da üzerinde. Oraya da gitti. Yani bunda tasarruf görenler var tabii. Klasik tasarruf. Bizim hedeflediğimiz bir tasarruf değil. Ekonominin geneline yayılmayan bir, fayda sağlamayan, hatta cari açık yaratan bir tasarruf türü. Ama bunda tasarruf görenler var, hatta otomobile görenler var. Dolayısıyla bireysel emeklilikteki 50 milyar lirayı olumlu görmekle beraber Türkiye'nin tasarruflarının finansal piyasaları destekleyecek yönde yeterince büyümediğinin de altını çizmek lazım. Evet, peki Haluk Bey, şimdi genel globalde bakarsak ben şöyle bir şey okudum. Devletlerin borcu arttığı için ülkelerde emeklilik sistemini desteklemekte zorlanıyor. Mesela bunlar önümüzdeki dönem riskler arasında. İşte o yüzden bazı Avrupa ülkeleri insanlara, varlıklara erken erişime izin vermişler, para çekmelerine. Bizde de böyle yenilikler gelecekti. BES'te yeni sistem gelecekti, işte para çekme gibi ve bunun gibi birçok, bunlar da gündeme alınmadı mı, nedir en son durum? Evet, yani bir kere o söylediğiniz devletlerin sosyal sigorta sistemleri bütün dünyada problem, bunu kabul etmek lazım. Hı hı. Biraz maliye politikaları karışmış durumda ve de insan ömrü de uzun, dolayısıyla emeklilikte yaşanan süre olunca aktüeryel hesaplar böyle sorunlar var. Türkiye'de bundan 4 yıl önce atılan bu tamamlayıcı emeklilik, şimdi öyle deniyor. O zaman otomatik katılım deniyordu. Otomatik katılım, yani şirketlerin çalışanlarını bir emeklilik sistemine kaydetmeleri, yani gönüllü bireysel emeklilik sisteminden ek olarak bir otomatik katılımdan bahsediyoruz. Evet. 20 milyon çalışan var Türkiye'de sosyal sigortalar sisteminde. Bunun 7 milyonu da bu şekilde kaydoldu. Daha sonra 20 milyonu kaydoldu, 7 milyon içeride kaldı. Cayma hakkı olan çalışanlar. 1 milyonda bir 10 milyarlık büyüklükte ulaşıldı. Tabii bireysel emeklilik sistemine bir takım, yani bu şekilde bir otomatik katılımla bunu da 20 milyona getirerek, işte her ay çalışanın da ücretinden %3 kesintiler yaparak
bir yere getirilmeye çalışıldı ama tam istenen sonuç alınamadı. Rakamlar küçük kaldı, caymalar yüksek oldu. Şimdi yeni bir sistem üzerine çalışıldı. Bu arada sigortacılık özel emeklilik denetleme düzenleme kurulu SRDK. Buna çok deneyimli bir ekip. Türker Gülsoy Bey başkanlığında çok deneyimli bir ekip geldi. Yani yeni bir regülatör var sektörde. Bu regülatör mutlaka Türkiye'de özel emeklilik gelişmesi için bir takım çalışmalar yapıyor. Yaptığını biliyoruz. Sektörle de güçlü bir diyalog içerisinde. Mutlaka ki sektör geliştirecek adımları önümüzdeki dönemde atacaktır. Biraz daha buradan kısmi para çekme hakları gelecektir muhtemelen. Bunların teminat olarak kullanılma hakları gelecektir. Ve cayma da zorlaştıracaktır. Muhtemelen işveren katkısı gerekecek. Bu biraz kademeli olması içinden geçtiği dönem itibariyle ama işveren katkısı da gelince tamamlayıcı emeklilik dediğimiz sistem var olan bireysel emeklilik ek olarak kendi bireysel emeklilik sistemin tamamını ciddi büyüklüklere getirecektir. O zaman belki 2023'ü dediğimiz 400 milyar liraların çok daha da üstlerine çıkabilecek bir seviyeye gelecektir diye düşünüyorum. Peki 2021 için beklentilerinizi alırsak sektör için Türkiye ve küresel globalde neler söylersiniz? Zorlanacak mı sektör? Tabii ki pandeminin devam etmesine de bağlı bu. Riskler nasıl alınmalı? Şirketler neye göre önlem almalı? Beklentilerinizi bir alalım. Buyurun. 2021 için dünyada gelişmiş ekonomiler özür dilerim. 2021'de gelişmiş ekonomilerde genişlemeci para politikaları, genişlemeci maliye politikaları süreci anlaşılıyor. Genelde Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalardan, en son Amerikan Kongresi'nden geçen 9 milyar liralık paketten bu anlaşılıyor. Bu fonların da bu açlıkta olumlu haberleriyle de başından itibaren geçmek olan ülkelere bir fon akışını görüyoruz. Dolayısıyla 2020 kadar kötü olacağını düşünemiyorum. Yani 2020'de yani ekonomisi %4'ler aldı aşağı yukarı. 3 trilyon dolarlık bir kayıp yaşandı. Böyle bir şey yaşanmayacaktır. 2021'e kadar dünya ekonomisi açısından çok daha iyi olacaktır. Türkiye ekonomisi açısından, Türkiye ekonomisinde bir dengelenme dönemi yaşananlar dolayısıyla Türkiye dengeler bozulmuş da yeni gelen ekonomi yönetimi, yeni bir ekip ve bozulan makro dengeleri her yerine girmeye çalışacaktır. Enflasyonu kontrol altına alacak ve önceliği böyle açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla büyüme öncelik olmayacak diye düşünüyorum ben şahsen. Fiyat istikrarını sağlamak birinci öncelik olacak. Dolarizasyonu en azından kısmen azaltma yönünde çalışmalar yapılacak. Enflasyonda pekhaneye doğru bir çaba görüyoruz. Umarım başarılı olurlar. Büyüme ikinci planda olacaktır. Türkiye'de kademeli bir iyileşme öngörüyorum. Yani birinci çeyrek, ikinci çeyrek, diye gidersek aşının etkilerini hızla göreceğiniz ediyorum. Bu bilhassa vefatlarda hızlı düşüş olacak. Çünkü en riskli gruplar öncelikle aşılanacaklardır. Bu sene 2020 senesi Türkiye'nin yani dünyada nadir büyüyen ülkeler %1 büyümeyle kapatacağız muhtemelen. Yani benim bildiğim bir Çin var, başka kim var bilmiyorum hangi. Önümüzdeki dönem dünya ekonomisi açısından Avrupa açısından da daha pozitif olacak. Avrupa bizim çok önemli ticari partnerimiz malum. Bu sene %7'nin üzerine bir daralma oluyor. 28 sene %4 bu bizim ihracatımızı olumlu etkileyecektir. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim gerek gelişmekte gelişmiş ekonomilerden direnecek fonları ihracatımıza Avrupa'nın olumlu katkısı ümit ediyorum turizm sezonunda iyi geçmesi de 2021-2020'ye göre Türkiye için de çok daha iyi bir sene olacaktır. Dünya için de daha iyi bir sene olacaktır. Dengeler de oturacaktır. Sigorta spesifik konuşacak olursak ben yine sigortadan iyimserim bireysel emeklilikte olsun. Hayat sigortalarında olsun, hayat dışında olsun sigorta sektörü yine büyümeye, güçlerine bir şekilde hizmet etmeye devam edecektir. Olumlu bakıyoruz. Biz bu sektöre inanıyoruz, güveniyoruz Sabancı olarak. Sigorta sektörünün geleceğine inanıyoruz. Penetrasyon oranlarımız çok düşük. Bunu gelişmiş ülkeler seviyesine mutlaka çıkacaktır. Türkiye'nin gelişmesiyle bağlantılı bir durum tabii ki. Evet tabii 3. çeyrekte 6.7 büyüdü Türkiye ama tabii ki kamu yatırımlarından ve tüketimden bizim daha fazla katma değerli büyümemiz için yani bu büyüme elementlerini biraz irdelersek ve bakmaya çalışırsak daha çok katma değerli nasıl büyüyebiliriz? Evet, ya tabii bizim 2020 büyümemiz büyük ölçüde kamu harcamaları ama ve yani Arap maliye politikalarından ziyade bu kredi genişlemesinden oldu. Yani bu aktif oranları
özellikle kamu bankalarının üstün çabası, özel bankalara yapılan yönlendirmelerle faizler düşük tutularak gerek bireylere gerek tüzel kişilere verilen krediler 2,5 trilyondan 3,5 trilyona çıktı bu 12 aylık bir dönem içerisinde. 1 trilyon %40'lık bir büyüme. Bunun yarattığı likidite, biraz önce saydığım dengesizlikler, yani gerek enflasyonda olan gerek kurlarda olan ani sıçramalar, cari açıktaki daralmalar, cari açıktaki büyümeler, altındaki garip ithalatlar, bunlar bu olağanüstü dönemin şeydir. Yani sağlıklı bir büyüme tabii ki 2020 yılında olmadı. Bir %1'lik bir büyümemiz oldu ama bu şekilde büyümesi Türkiye'nin sağlıklı değil. Yine her şeyden önce daha fazla ihracatıyla büyümesi gerekir. Bu kadar 35-40 milyar dolar cari açık vermeden büyümesi gerekir. Turizmde keza büyümesini, yani turizmden ciddi geliri vardı, onun normal olarak aksaması gerekir. Ve kademeli olarak da sizin de bahsettiğiniz gibi katma değeri yüksek ürünlere, yani ucuz emekle üretimle değil de katma değeri yüksek, daha teknolojiyle içeren yüksek teknolojiyle ve en azından orta teknolojiyle kaydırarak kendisini, ürün gamını büyümesi gerekir. Bunu da Sayın Bakan gayet iyi biliyor. Özel sektörde iyi biliyor. TÜSİAD da bunu platformda dile getiriyor. Evet. Türkiye'nin de bu yönde bir gelişmesi vardır. 2020'yi bir emsal almamak lazım. 2020 çok özel bir seneydi. Evet. Yangın söndürme senesiydi. Dengeler de bozuldu. Evet, bozuldu. Bunlar yaşanması gerekiyordu. Yaşandı. Şimdi önümüze bakacağız. Dengeleneceğiz. Toparlanacağız. Ve Türkiye'yi tekrardan yüksek hedeflere doğru koşturacağız. Evet, sizin dediğiniz gibi. Evet, sizin dediğiniz gibi 2020 olağanüstü bir yıldı. Çok da buraya odaklanmamak lazım, önümüze bakmak lazım. Peki ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları oldu, özellikle yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekme açısından yatırımcı dostu bir ekonomi haritası izleyeceğiz dedi. Bunun hakkında görüşlerinizi almak istiyorum. Hem özel sektör olarak hem de Türkiye ekonomisi açısından bu söylemlerin önemi nedir? Biz önümüzdeki dönem gelişmekte olan piyasalardan piyasalarda öne çıkıp Türkiye yatırımlarda öncü bir ülke olabilir mi? Şimdi olabilir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajı gayet olumlu değerlendirildi. Esasında yeni ekonomi yönetiminin de gerek yeni gerek Lütfü Bey'in, Sayın Bakan'ın gerekse Merkez Bankası Başkanımızın verdikleri mesajlar, para politikasında sadeleştirmeler, attıkları adımlar, hepsi bunların olumlu değerlendirdiğini çok net söyleyebiliriz. Zaten bu finansal piyasalarda, CDS'lerde Türkiye'nin risk primi ani olarak düştü. Bu tabii doğal olarak Eurobond faizlerine falan da yansıdı. Tabii zaman alacaktır Türkiye'yi dengeye oturtmak, makroekonomik dengeler açısından dengeye oturtmak bir zaman alacaktır. En az bir sene sabretmemiz gerekir diye düşünüyorum. Tabii. Sizin bahsettiğiniz doğrudan yatırımlar esasında dünyada 2008 senesi sonrası, 2008 krizi sonrası oldukça azalmıştır. Biraz korumacı felsefe öne çıkmıştır. Yani Başkan Trump döneminde de çıkmıştır. Diğer ülkelerde de buna benzer eğilimler görüyoruz. Herkes kendi tedarik zincirini kendi bünyesinde veya en azından komşu ülkelerle yakın coğrafyada belli anlaşmalar yaparak yapmaya çalışıyor. Yani her tarafa bir bayrak dikelim dönemi dünyanın her tarafından global tedarik, global pazarlamadan farklı bir yere göre doğru gidiyor dünya maalesef. Evet, dolayısıyla maalesef, bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajı, yani genel trend olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını olumsuz etkileyecektir. Türkiye bunun dışında kalabilir çünkü Türkiye'nin cazibesi her zaman yüksektir. Coğrafi avantajları var, insan kaynakları avantajları var, gelişmiş bir teknolojik altyapısı var. Türkiye buradan sıyrılabilir. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündeminde olan hukuki reformların hızla yapılması gerekir diye düşünüyorum. Çok daha öngörülebilir, hızlı çalışan bir hukuk altyapısına sahip olması lazım. Benim burada eksiklerimiz var. Yani yatırım ortamının iyileştirilmesi için ne gerektiğini çok net biliyor Ankara yönetim. Buralarda somut adımlar gerekir. Bu olduğu takdirde Türkiye mutlaka geçmişte olduğu gibi bizim 20 milyar dolara yakın son çektiğimiz, yani yatırım çektiğimiz seneler oldu geçmişte. Tabii. Bir de diyorum bugünlerde bu rakamlar 5-6 milyar dolarlara geriledi maalesef. Ama dünyada da gerilemişti. Yani dünyada da öyle bir furya, o eski furya yok. Dünyada da gerilemişti, bizde de geriledi. Bundan sonra bu pandemi sonrasında Türkiye tekrardan yatırım çekebilir. Evet. Doğru adımları atarsa diye
düşünüyorum. Evet, peki ben de özel sektöre de değinmeden geçemeyeceğim. Tabii ki sektörler için dedik, özel sektör için çok zor bir yıldı. İşte turizm ve bunun gibi bazı işte tekstil gibi bazı sektörlerde çok çok fazlasıyla negatif etkilendi. Ama kısa çalışma ödeneği, vergi ve prim borçlarında yapılandırma gibi birçok da teşvik geldi. 2020 yılını özel sektör için değerlendirirsek nasıl bu zorluklarla başa çıktı özel sektör? Önümüzdeki dönem yani öne çıkabilecek mesela 3-4 tane risk ne olabilir, sayabilir misiniz? Ve nasıl buna önlem alınmalı, şu anda pozisyon almalı özel sektör? 2020 yılında alınan önlemler, bence en önemli alınan önlem kredi genişlemesidir. Yani özel sektörü ve ekonominin genel olarak canlanmasını sağlayan çalışma ödeneği eminim veya işte bazı vergi ertelemeler yapılması olumlu etkilemiştir özel sektörü. Ama esas bu 1 trilyon liralık kredi genişlemesi ile büyümeyi sağlamıştır diye düşünüyorum. Çok gevşek bir maliye politikası, genişlemeci bir maliye politikası uygulandığını söyleyemeyiz. Hı hı. Zaten bir açık veriyoruz. 50 milyar bir açık var bu sene ama evet. Yani çok da öngörülmez bir şey değil de esasında. Şimdi önümüzdeki sene 2021 yılında anlıyoruz ki çok daha sıkı bir para politikası uygulanacak. Türk lirasına değer kazandırılacak. Fiyat istikrarı sağlanacak. Çok görüyoruz. Maliye politikalarında da yine öyle çok geçen günlerde açıklandı 5 milyarlık paketler çok küçük bir paket 5 milyarlık. Çok fazla bir genişlemeci maliye politikası uygulanamaz. Uygulanırsa enflasyon kontrol altına alınmaz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha böyle nokta atışlar yapmamız gerekiyor. Bu pandemiden etkilenen sektörlerin neler olduğu çok net belli. Ulaşımı belli, işte krizim, perakendenin bazı alanları. Buralara nokta ve tabii restoranlar, kapitaller. Evet. Nereye nokta atışlarla Türkiye enflasyonu azdırmadan tekrar bu yüksek seviyelere çıkartmadan hem enflasyonu kontrol edeceksiniz hem de bazı kesimlere, bazı sektörlere destek olacaksınız. Evet. Böyle bir şeyi öngörüyoruz. Tabii bu pandeminin etkileri maalesef sürecek var. Yani bu sıfırlanamayacak. Kademeli bir iyileşme olacak. Dolayısıyla biraz önce saydığım sektörlerde sıkıntılar bir süre daha devam edecektir. Bunu öngörmek lazım. Bir yönde hazırlık yapmak lazım. Sosyal devlet olmanın zaten gereği de bu. İnanıyorum ki Ankara bu adımları atacaktır. Evet. Haluk Bey, çok teşekkür ederiz efendim. Tekrar bekleriz. Sağlıklı günler dileriz. Sağ olun. Ben de size sağlıklı günler. Evet, üst düzeyde Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı Haluk Dinçer sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.